Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sunar. Neticesinden bağımsız çok iyi maçtı Galatasaray maçı. Ki Çünkü da çok efsane bir geri dönüşe de imza atabilirdi. Direklere takılması. İlk yarı muazzam bir Alanya, Hı -hı. ikinci yarı belli dakikadan sonra özellikle Fernandes girdikten sonra çok iyi aynen. bir Galatasaray. Ee, aynen öyle. Ee, Alanya Spor zaten kendisine karşı açık oynaması gereken yani kendi oyunu oynamak isteyen takımlara karşı her zaman kendini gösterebilen bir takım. Gösterişli iyi bir oyun oynuyorlar. Ama kendilerini daha çok önlem alındığı maçlarda problem yaşıyorlar. Galatasaray tabii ki bu seçenekler tabii ki ilk tarafta kalan bir takım. Biraz ironik görünebilir ama büyük takımlar her zaman Alanya Spor'a karşı, yani Alanya Spor her zaman büyük takımlarla oynamak ister. Ve bunu da çok net gösterdiler. Kaldı ki yakın dönemde de özgüvenlerini sarsacak sonuçlar da almışlardı lig adına. Yani çok daha yukarıları hedefleyebilecekken biraz daha Altta özellikle, kalacak şeyler. Özellikle kapalı savunmaları açamama sorunu yaşadıkları maçlarda. Çok puan kaybetmişlerdi. Aynen öyle. Bu maçta biraz kendi gösterme maçı ve e, bu tarz kulüpler her zaman kupa kazanmak isterler. Çünkü işte Başakşehir mesela senelerce uğraştı. ikincilikler falan inanılmaz şeyler, önemli şeyler. Ama e, gün olup gün bittiğinde, eve gittiğinde ya da müzene baktığında kupa hiç hiçbir kupan yoktu ama şimdi işte ne bileyim Akisar'ın kupası vardı, Konyaspor'un kupası vardı. Kocaeli Spor'un kupası var. Yani kağıt üstünde hepsi Başakşehir'in üstündeydi. Senelerde şampiyon oynamasına rağmen. Geçen yıl bunu telafi eden bir durum yaşandı şampiyonluk adına. Her kulüp, böyle bir iyi bir dönem geçiren kulüp bunu Türkiye Kupası ile taşlandırmak ister. Yani çünkü şampiyonluk hakikaten çok istisnai bir şey. Herkesin yaşayabileceği bir şey değil. Çok nadir olan bir şey. İşte Bursa Spor'a kısmet oldu. Başakşehir'e kısmet oldu son e, hani 11 yıl içinde diyeyim. Ee, ama Alanya Spor'da bu yüzden mesela kupaya çok daha fazla önem vereceğini tahmin ediyordum. İnanılmaz girdiler. 62 yıldır. Takır takır bir ilk 62 yarayın. yıldır Türkiye'de çok lig var. 6 şampiyon var topu topu. 6 şampiyon var. Son ikisi, yani, son katılan ikisi de son 10 yılda oldu. Yani 2009'da Aynen. 4 tane şampiyon var. 5. yok. 2010 Bursa 11'e 12. Yıl. Tabii son e, şimdi şeyi söyleyeyim. Hı, hı. E ee, tabii ki çok bilinen iyi oyuncular Babakar maça damgasını vurdu zaten. Gol olup yağdı diyebiliriz. Onun karşısında Galatasaray'da acaba başka bir şey yapabilir miydi hoca diye ben maçı izlerken luindama o sakatlıkları geçirmeseydi Galatasaray kadrosunda fitken, e, sakatlanmadan önce Babakar'la baş edebilecek hem hız evet. hem güç olarak bir tek bir tek stoper oyuncusu gerçekten de Luyndama vardı. Ama vardı. Abi. Doğru söylüyorsun. Babakar da zaten ama Babakar biraz nasıl diyeyim sonuç oyuncusu. Babakar iş yapıyorsa Anta Alanya iş yapıyor. Tabii tabii. Şimdi bu maçın damgası tak vurduğu için bence Berkan en yani. çok etkilendiğim zaten Salih'i hepimiz konuşuyoruz. Salih'in geçen sezondan beri ne kadar yeniden kendini şarj ettiğini, yeniden milli takıma göz kırptığını konuşuyorduk da Berkan da biliyorsun İsviçre milli takımı da izliyor Berkan'ı. 23 yaşına geldi. Hı hı. Sion takımından geldi biliyorsun bedava. E, çok iyi bir transfer yine. Yine bu Alanya Spor'dan çok iyi bir scouting. Çok çok iyi. Ee, Berkan, bir kere inanılmaz top kazanan bir oyuncu. Ligin en, en çok top kazanan oyuncularından biri. Berkan, formayı da aslında Salih'in sözleşme, yenilemeleri, görüşmeleri esnasında e, kaptı. Ee, yani biraz lige uyum süreci geçirdi. Şimdi alt seviyeliklerden gelen, bu ister normal, standart işte, ligden olsun, ister daha alt seviyelikten olsun bir adaptasyon süreci oluyor fiziksel olarak. idmanlar değişik, fiziksel e, kapasite değişik. Ne olursa olsun bir uyum süreci oluyor fırsat ayağına geldiğinde hazırdı ama ve bir daha kesilmeyeceği de çok belli belliydi. İlk maçından itibaren ligin en çok top kazanan oyuncularından biri ve modern bir defans oyuncusu, hareketli. Hani öyle klasik ben burada beklerim, top yok, işimi yok. yaparım oyuncusu değil. Alaksi yok. Salih'e geri döndükten sonra biraz daha orasının yapısı yukarı Bakas çıktı. Bakasetas'ın gitmesi de Salih'in daha önde oynamasını sağladı ve hı hı. genç kardeşimiz onu da beğendim 20 yaşındaki Umut özellikle hı hı. ilk yarıda çok iyiydi ve Galatasaray'da ilk kez şunu gördük ki nacizane görüşüm. Hani hmm. savunma biçim, hücum için belirliyor ya. O Hı -hı. Aynı şekilde de savunma da hücumdan başlıyor. O Aynen. taraftan bakalım. Babel e, yıllarca 4-3-3, 4-2-3-1. Yani Hollanda ekolünde yetişmiş bir oyuncu. Çok genç yaşta. Hollanda'nın yeni kuşağının en büyük hızlanda okuyoruz. Onun bu taktik kültüründe tabii en iyi oyun. Diğerler önce sol ön, sonra ama sol forvet. Ya da sadi bilemedin Safo. Yani 4-3-3 oynasa Galatasaray. Şunu demek istiyorum. Hı hı. Ee, şu şekilde oynasa Galatasaray. 4-1-4-1 değil de mesela 4-2-3-1 gibi dizilse. Veya 4-3-3 gibi dizilse. Şimdi e, Babel'in arkasında yine işte ofansif ortası, ofansif bir bek olan. Ofansı savunmasına çok daha güçlü olan bir oyuncu var değil mi? Yedlin. Yedlin aynen. Ve Yedlin'in de ilk yarıda iyi oynayamadığını gördük. Ben bunun sebebin Belhanda'nın da iyi oynayamadığını gördük. Taylan'ın da iyi oynayamadığını gördük. Ben hepsinin e, buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Babel sağ önde hala sağ forvet gibi oynuyor. Halbuki Fatih Terim'in düzeni 4-1-4-1. Yani 4-3-3'lerde nasıl e, mesela Hı -hı. örnek veriyorum. Trent Arnold çıkıyor. Geçen seneki Liverpool'dan örnek veriyorum. Hı -hı. Salah sağ iç forvet oluyor. Evet. E, Jordan Henderson da bunların arkasına gidiyor. Şimdi burada bu arka kademeye gidecek tek oyuncu var Taylan. Ve 4 1 olduğu için 4-1-4-1 olduğu için Taylan genelde merkezde durmak zorunda. Yani çok da çizgilere gidemez. Buraya gittiği zaman burası o zaman bomboş kalır. Ee, Şöyle haklılık payı var abi. Bence şöyle tamamlayayım. Ee, şunu tamamlayalım. Şimdi 4-1-4-1 de olsa diyelim. Bir oyuncuyu forvet kimlikle kimlikli olmasını toler etme şansım var. Yani nasıl diyeyim? Bu tarafta Arda oynadığı zaman burada Olcan'ı kullanabiliyordun. O da forvetimsi bir oyuncu olarak. Ama burada Onyekuru varken bir de Babel olduğu zaman zaten burada topla ilişki bakımından daha hareketli ve topla birlikte hareket edebilen oyuncu kısıtlı da oluyor. Savunma katkısı düşüyor. Çünkü forvet Olduklarını düşünüyorlar iki oyuncuda. O zaman orta saha sadece bu üç isme kalıyor. Yani dört kişiyle değil üç kişiyle. Birini forvet gibi düşünüp dördüncüsü gibi aslında öbürünü tamamlaması lazım. Ama burada öyle bir şey olmadı. E, Alanya Spor da böyle defekt verirseniz e, değerlendirebilecek takımlardan bir tanesi. Ve çok iyi değerlendir. Belki bir iki yarı 2-0 bitse bambaşka bir maçta izleyebiliriz 2. yüzyılda. İleri üçlüde veya 4-1-4-1'deki işte hmm. düzende hmm. ekstra forvet olan oyuncu Santrafor dışında kuru zaten. Bir de Olcan ne oynarsa oynasın Galatasaray e, eforlu mesela Olcan sağ bekini defansif açıdan çok rahatlatan bir oyuncu ki bence Yedlin'in işte geldiği zaman söylediğim gibi Saracchi'nin sağ kanadı gibi düşünün. Ne Hı -hı. açıdan? Verimlilik açısından, verimlilik Hı -hı. yüzdesi açısından. Ofansif açıdan %70'lik katkı vermekle beraber yani ofansif sıkıntıya ilaç olmakla beraber defansif açıdan da her ilaç gibi yan etkisi var. Yani Saratçı'da da aynısı var. Böyle iki tane bekle oynamayı tercih ediyorsun. Veya böyle de Emre Taşdemir. Dines'te de var, var tabii canım. Bunu söylüyoruz zaten. Şu an savunma veki tek Galatasaray'ın tek savunma veki Omar'dı. Omar'dı o kadar. O da yok şu an. Ama bak Fatih Hoca yine Omar gibi bir bek değil. Lines'in daha iyisi diye Yedlin'i seçti ve Lines'in yanına etmeye başladı. Ama bu düzenle oynamak için bu şekilde ya buradaki stoperin sakatlık öncesi Luyinda olacak? Sigorta tipi hem Hı -hı. hızlı. Hı -hı. Yani son adam bu kalacak. Markao değil. Markao son adam kalmayacak. Luyinda son adam kalacak? Luyinda da tabii şu sık biliyorsunuz sıkıntısı var. Özellikle sakatlık sonrası top kontrolünü yanlış ayağıyla yaptığı için de çok hataya ve gol yenilmesine sebep oldu. O yüzden takımdan kesilmesi ve Donkun oynadıktan sonra formal değer açısından gösterdiği iyi performansdan stoper Hı -hı. normaldi ama bu maçta mesela Donk ortaya gelip Lüyndam oyuna girip da yerine veya Taylan yerine, Taylan da yorulacak, o da insan evladı. Bunu Doğru. hep konuşuyoruz. Galatasaray'da gerçek anlamda alternatif olmayan tek oyuncu. Yani Galatasaray'ın dönüşünde e, yine bu değil, Fatih Hoca'nın 3-0'dan sonra nasıl çeviririm? Mustafa Muhammed, on yakuru, ufansı açıdan yedim. Bu şekilde ve tabii ki oyuna Fernandes'in girmesi de bence çok şey kattı diye düşünüyorum. Fernandes beklediğimiz gibi eksi fizik kondisyon oynadı. Bu part bitti ama videoda daha konuşulacak çok şey var. Ayrıca abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMart sundu.